Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, öncelikle Hollanda ve Avrupa'daki arkadaşlardan çok selam ve muhabbetler getirdim. İkinci olarak pazartesi inşallah akşam Ali Emiri Kültür Merkezi'nde Fatih'te gerçekleştirilecek olan, İnşallah bizim yönetimimizde Profesör Doktor İbrahim Canan hocamızı anma programına hepinizi davet etmek istiyorum. Hem onun mübarek ruhu şad olsun, hem de bir kısım ilmi hakikatleri, Resulullah'ın sünnetine dair hususları yad etmiş olalım. Buna vesile olan Profesör Mustafa Lutku hocamıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah ondan razı olsun. O abi insanların kıymetini inkar etmeyen şahsiyetlerden, bilen, takdir eden. Allah razı olsun. Bugün şahsen çok farklı mevzular hatırımıza geldi. Ama meşveret neticesinde benim de istediğim 26. mektuptan bir bahis. Tevafukan bizden önce de zannediyorum 40. hocam buradan bir ders yapmış. Ama biz de devamını okuyalım. Zararı yok. Yani çünkü önemli bir mevzu. Bugünlerde de Türkiye televizyonlarıyla, gazeteleriyle biliyorsunuz demokratikleşme, milli dayanışma ve kardeşlik projesini tartışıyor. Lehte aleyhte beyanlar var. Bazıları Kürt meselesi olarak anlıyor. Bazıları Doğu meselesi olarak anlıyor. Bazıları vatan, milletle devlet arasındaki kan uyuşmazlığının giderilmesi olarak anlıyor. Ve bence meselenin temelini çok önemli bir şekilde Cumhuriyet döneminde değişen milliyetçilik fikri teşkil ediyoruz. Onun için Bediüzzaman Hazretleri 26. mektubun 3. vefasını bunun için kaleme almış. Ben 3. meseleden başlayacağım. Bediüzzaman Hazretleri şunu söylüyor. Fikri milliyet, milliyet fikri, yalnız ırkçılık manasındaki milliyet fikrini Bediüzzaman Hazretleri 12. sözde ve 25. sözde çok harika bir kısa tarifle tarif yapıyor. O tarifi yapmadan mümkün değil, devam etmemek lazım. Diyor ki, ırkçılık ve unsuriyet ikisi diyor, başkasını yutmakla beslenir. Çok enteresan bir tariftir bu. Başkasını yutmakla beslenir. Eğer bir insan Kürtçüyse, Kürtlerin dışında hiçbir milletin adam olmasını istemez. Türkçüyse, Türklerin dışındakini istemez. Arapçıysa aynı şekilde. İşte hele hele Almansa, Hitler gibi olur. Yani örnekleri ortada. Yani bu ister Müslümanlar arasında, Üstad Hazretleri zaten Avrupa'nın diyor, İslam ülkeleri içerisine attığı bir Frank milletidir diyor. O da bir tabirdir yani, ırkçılığı. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da hadiseler olmuş. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim de var burada. Onu da açacağız. Önce açalım da sonra bir de bulamamazlık etmeyelim. Bu da ne güzel Kur'an-ı Kerim'miş yani. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'den hepsi güzel de, fakat son zamanlarda çok harika yayınlamaya başladılar. Allah razı olsun hepsinden de yani. Hakikaten güzel yayınlamalar yani bu. Evet. Gelin muhterem, Demirci Hocam'ı sağ farz edin. Tehallaku diyor, tekarabu diyordu. Allah rahmet eylesin yani. Ben de onun adına tekarabu diyeyim yani. Biraz yaklaşın. Ama millet de sırtı sırtta oturacak değil. Biraz geniş tutun burayı mı? Yani siz de fazla böyle şey, despot davranıyorsunuz. Şimdi demek ki fikri milliyet şu asırda çok ileri gitmiş. Hususen dessas Avrupa zalimleri bunu İslamlar içinde menfi bir surette uyandırıyorlar. Bakın fikri milliyet müsbet manada uyandırılsa Müslümanların lehine. Ama maalesef olumsuz manada uyandırıldığı için ta ki parçalayıp onları yutsunlar. İleride anlatacağım. Ben İngiltere'de 1980, herhalde 91 yılında falandı. Londra'da bir taksiye bindim. Çok ilginçtir. Yani bir arkadaş itiraf etti kendisi. Mardinliymiş. Sırf diyor, yani PKK'ya destek olmak için diyor, İngiltere'de yüzlerce Kürt genci $400 diyor o zamanın parasıyla aylık maaş alıyoruz.
biraz İslami manada anlayınca, anlatınca çözüldü arkadaş. Taksi şoförüydü. Trafik olarak indim yani. Nerelisin dedim, kendisi farklı bir cevap verdi. Ya dedim, ben bu burayı tanımıyorum yani. Dedi ki, ben Kürdistanlıyım. Güzel dedim yani, şeyden misin yani, Iraklı mısın? Yok dedi. Başka bir Kürdistan'danım, iyi Allah uzun ömür versin dedim. Biraz oturup konuşunca adam çözüldü, ağzını çok açık bir şekilde ifade etti. Yalnız şurası muhakkak, eğer yumuşak karnımız olmasa dış düşmanlar bunu her zaman kullanıyorlar. Yumuşak karnımız oldukça böyle bir bela başımıza geldi. Ona geleceğiz. Demek ki sırf yırtmak için bunu yapıyorlar. Yani mesela ben Körfez ülkelerinin hepsini ziyaret ettim. İngilizler sınır çizerken öyle çizmişler ki mutlaka her iki devlet arasında ihtilaflı bir sınır bırakmışlar. İleride bunun vasıtasıyla birbirine katarız diye. Bunu bizzat Katarlı devlet yetkilisi, bakan olan bir insan söyledi yani. E dedim, bilerek niye alet oluyorsunuz onlara? Vallahi onu da bilmiyorum dedi. Yani. O zaman bu Musul'la Kerkük de öyle. Hep söyle. Söyle. Yani Musul Kerkük farklı bir olay. Şimdi hem bu öyle, hem fikri milliyette, bu da çok önemli, milliyet fikrinde bir zevki nefsani var. Zevki nefsani, tabir çok enteresan. İnsanın nefsi lezzet alıyor. Ben buna dair Kur'an-ı Kerim'den bir misal vereceğim. Çünkü bunu o misalsiz anlatmak mümkün değil. Zevki nefsani meselesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim Sure-i Ali İmran 102 ve devamındaki ayetler önemli bir olay için nazil olmuş. Biliyorsunuz, bunu çok defa anlattık. Hazreç'le Evs kabileleri arasında 120 yıl savaşları yaşanmış. Sonunda Hazreç mi Evs mi galip geldiği, bizim Çanakkale Savaşı gibi bir savaş olmuş. Ve bunun üzerine bizim Çanakkale şehitlerine yazılan, Akif'in yazdığı o kahramanca şiir gibi, ya Hazreç veya Evs hata edebilirim, onların da bir nevi istiklal marşı veya Çanakkale şehitleri şiiri yazılmış. Yani büyük olaylar olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret edince, tabii Kur'an-ı Kerim bunu çok değişik surelerinde anlatıyor. En şanlı peygamber diyor mesela bir ayet-i kerimede, eğer bütün dünya altın ve gümüş ve mücevher olarak senin olsa, sen de bunu sarf etsen, şu ihtilaflı kalpleri birleştiremezdin. Ama Allah birleştirdi diyoruz. Çok enteresan. Tabi buna göre Şemmas isimli bir yaşlı Yahudi veya genç Yahudi, ama yaşlı Yahudi olduğu kanaatindeyim. Çok yaşlı Sad ibn-i Ubade Hazretleri, bir kısım muhacirler, Übadet ibn-i Samit ve benzerleri, büyük sahabeler bunlar. Böyle birbirleriyle muhabbet kârâne ve kardeşane bir şekilde sohbetlerini görünce yanındaki Yahudilere diyor ki, yahu diyor, bunları böyle göreceğime kabre gireydim daha iyi diyor. Ne güzeldi diyor, bu iki kabileyi birbirine girdiriyorduk, biz de rahat ediyorduk diyor. Onun üzerine birisi de diyor ki, kolay diyor bunları birbirine sokma, ırkçılık tohumunu atalım diyor. Hissi zemkani için söylüyorum bunu. Orada genç bir Yahudi şair, gence git diyorlar, herhalde Yevmi Buas tabir ediliyor. Buas harbini hatırlatan, yani ben onların Çanakkale şehitleri şiiri diyorum, onu diyor oku. Aman Allah'ım, nasıl okur okumaz? O büyük ensar ve muhacirinden olan sahabeler, ey Efsiler, kılıca sarılın, kılıca diyor. Ensar, Ensar diyorum, Hazretçiler, ey Hazretçiler, kılıca sarılın. Kılıca sarılanlardan biri de Übadet ibn-i Sabit Hazretleri. Değil bir şahsiyet ve büyük bir sahabe. Ve millet eve kılıncını almak üzere gidiyor. Birbirine gelecek sahabeler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi hadiseyi duyuyor. Tam hadise yerine gelirken bu ayetler nazil oluyor. Yani demek ki sahabeyi bile o ırkçılık denen duygu, anlatabildim mi? İnsan nefsane bir zevk var. Anladınız değil mi? Hiç unutmuyorum. Gaziantep İmam Hatip 2. sınıftan 3'e geçmiştim. Çok enteresan. Diyarbakır'da bindim dolmuşa. Erdem'e kadar geldim. Erdem'de dolmuş bir indirdi beni. Müthiş bir kar yağıyor. Ortada kaldım.
Çemlik dolmuşlarına bineceğim. Oradan da Çömüş'e gideceğim. Dolmuş geldi. Dedim ya bir kişilik yer. Hayır dedi. Neden dedim? Kürtçe konuşmazsan almayız seni dolmuşa dedi. Yaşadığım bir olay mı? Ama aynı olaylar Türklerde de oluyor, Araplarda da oluyor. Yani ırkçılık her yerde aynı. Ve azizim ben o fırtınada ve karlı fırtınada yalnız bıraktılar. Anladım. Gittiler. Anladım. Sonradan bir kamyonete atladım. Zorla gittim. Yani ırkçılık bu. Yani böyle bir zevk veriyor yani. Nefsi, zevkani var. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelirken yolda bu ayetler geliyor. İki ayeti okuyacağım size. وَعْتَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun, Allah'tan. Hakka tübe, hakkıyla korkun. Öyle, öyle formalite icabı değil. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَتُوا مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölün. Yoksa onun dışındaki vasıflar size ölümden sonra fayda getirmez. وَاَتَصِلُوا لِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيًا Allah'ın etine sarılın. Yoksa ırkçılar şuna buna değil. وَلَا تَفَرَّقُوا Bölünmeyin, parçalamayın. İşte burası. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın size büyük nimetlerini hatırlayın ki اِذْ كُنْتُمْ عَدَى Siz 120 yıl boğaz harplerini yapmıştınız ve düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi birleştirdi. Sure-i Araf'ta diyor ki Enfal'da da aynı cümleler var. Eğer bütün küre-i arzı altın ve gümüş olarak sarf etsen yine de bu kalpleri tehlif edemezdi. Biz ettik İslamiyet'le diyor. El-İslamiyyetu cebbetil asabiyyetel cahiliye. İslamiyet, asabiyyeti cahiliye tabi edilen ırkçılığı kesip atmıştır. Ondan sonra فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا Ve Allah'ın nimetiyle kardeşleri oldunuz. Burada bir tabir var, tam Türkiye'nin halidir. Şu anda Türkiye bu ayeti yaşıyor. Ve Bediüzzaman Siteri ta 1955'lerde bunu devlet adamlarına ikaz ediyor. Diyor ki ayet-i kerime, o ayeti okuyacağım. Sonra da Emirdağ Dairesi'nden Bediüzzaman Hazretleri'nin Başbakan Menderes'e ve Reis-i Cumhur Celal Bayar'a yazdığı mektuptan bir paragraf okuyacağım. Çok enteresan bir paragraf. Ve diyorum ki Kur'an-ı Kerim وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا Biliyorsunuz çukurlar vardır. Veyahut da yarlar vardır. Yar. Yarı bilir misiniz? Ben köylüyüm, bilirim dağlarda. Göllerin kenarları, nehirlerin kenarları. Altı su doludur. Üzeri çok az böyle toprak vardır. Cahil köyde yaşamayan bir adam ayağını atar atmaz o yarın içine düşer. Burada öyle bir yar ki diyor cehennem ateşinin kenarındaki yarlardınız diyor. Hem an ateşe düşebilirsiniz. Allah sizi oradan kurtardı. Bugün Türkiye böyle bir yarın içerisinde. Ve ırkçılıkla Türkiye bölünmek istemiyor. Biz Müslümanlara Kuvvet-i İslamiye'yi Bediüzzaman'ın milliyet tabiri gayet açık. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiye, aklı Kur'an ve imandır. Hadise bilmiştir. Böyle dediniz mi? Hariçte kalan insan kalmıyor. Hele Müslüman hiç kalmıyor. Ortada. Ayet böyle de sizi Allah kurtarıyor diyor. Ya bu Kur'an-ı Kerim'den de okumak çok lezzetliymiş. Güzel şeyi çok seviyorum ben. Hakikaten çok lezzetli. Demek ki hem fikri milliyette şimdi 55'teki dilekçesinden okuyacağım bir sayfa. Bir zevk-i nefsani var. Gafletkârâne bir lezzet var. Gafletkârâne. Anlaşıldı değil mi? Irkçılık şeametli bir kuvvet var. Bu tabir de çok enteresan. Uğursuz bir kuvvet de var. Uğursuz kuvvetin en güzel örneği Sırplardır. Birinci Dünya Savaşı'nı onlar çıkardı. Anladın değil mi? O uğursuz kuvvet sebebiydi. Yani Birinci Dünya Savaşı'na benzer bir katliamı onlar yaptı. Bu çok acı bir gerçek. Ve maalesef Müslüman Arap kardeşlerimiz Birinci Dünya Savaşı'nda benzerini yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Yani Osmanlı'nın o mücahit ordularına karşı İngilizler de ittifak ettiler. Bu acı bir gerçek, bunu kabul edilir mi? Ama aldatıldılar. Bugün de aynı imtihan önemli bir nokta Doğu Anadolu ve Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde yaşayan Kürt kardeşlerimiz için geçerli. Ya bu da çok önemli. Ben bir önemli sendikanın genel başkanıyla tartışma yaptım, şimdi rahmete gitti.
Laikse rahmete gitti. Değilse de Allah bilir ne renkti. Şimdi dedi ki efendim biz dedi Türkiye'de muzayiyiz. İçimizde işte Gürcümüz var, Kürdümüz var, işte Arabımız var, Acemimiz var. Hayır dedim. Ben mozaik tabirini kabul etmiyorum televizyonda. Biz dedim yoğrulmuş İslamiyet ve iman hamuruyla yoğrulmuş biz Müslüman hamuruz. Çok önemli. Müslüman hiçbir zaman mozaik olamaz. Mozaikte her parça ayrı ayrı özelliklere sahiptir. Dedim ki Osmanlı Devleti nüfus sayımı yaparken asla Kürt, Gürcü, Zaza ayrım yapmamış. Müslüm, gayrimüslim. Gayrimüslimlere ayırmış. Ermeni, işte bilmem vesaire vesaire diye. Ama Müslümanlara hiç ayrım yapmamış. Bakın nüfus defterine. Bu da çok önemli. Ya nasıl dedim mozaik oluruz? Bir şey söyleyeceğim. Canlı yayın var ama zararı yok. Ben de şimdi şey gibi Diyarbakır Belediye Başkanı gibi şey tehdit edecekler. Neyse önemli değil yani canlı yayın zararı yok. Ama orada söyledim hiç abes karşılamıyorum. Ben hakkı çekinmem. Ya merhamet et dedim. Koltuk altlarımızı bile nasıl tıraş edeceğimizi aynı dinden öğrenmişiz. Nasıl mozaik diyebilirsiniz? Ne demek istediğimi anladın değil mi? Orada biraz daha ileri gittim ama burada gidemedim. Ama çok önemli bir misaldir bu. Ya koltuk altımızı nasıl temizleyeceğimizi aynı peygamberden öğreniyoruz ya. Böyle bir topluluk mozaik olur mu? Hamur olur, hamur, tek hamur. İman ve İslamiyetle yoğrulmuş tek bir hamurun parçalarıyız. Burası çok önemli bir nokta. Onun için şu zamanda, burada çok önemli, hayat-ı içtimaiyle meşgul olanlara fikri milliyeti bırakırız denilmez. Şimdi buna gelmeden şu üstadı sene 1955 Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin temeli atılıyor. Bir kısım talebeler geliyorlar. Diyorlar ki üstadım senin hayalin Erzurum'da, Diyarbakır'da ve Van'da Medreset-i Zehra kurmaktı. Şimdi Erzurum'da devlet Atatürk Üniversitesi adına bir üniversite kuruyor. Cevap çok manidar. Büyük insanın hali başka. Çok sevindim kardeşim diyor. Millet üzüleceği için söylüyorlar ha. Yani sen kuramadın Medreset-i Zehra'yı, şimdi bu üniversite kuruldu. Hem de ismi de malum. Cevap çok enteresan. Kardeşim Allah mübarek eylesin. İsmini onlara rüşvet verdik. Cismi bizimdir inşallah. Çok müthiş bir şeydir yani. Çok harika bir şeydir. İşte o zaman Bediye Zaman Hazretleri Adnan Menderes'e bu üniversitenin, ben bu mektubu Cumhuriyet arşivinde orijinalini buldum ve yayınladım. Yani Güneydoğu Meselesi ve Çözüm Yolları adlı kitabımda mektubun orijinalini üstadın yazdırdığı şekliyle görebilirsiniz. Tabii çok enteresan bir cümle var. O cümleyi okuduktan sonra ben okuyacağım parçayı okuyacağım. Yoksa bu mektup başlı başına bir ders. Kabir kapısında ve 80 küsur yaşında 1955 birkaç hastalıkla hasta bulunan ve ölüme kendine yakın gören bir biçare garip ihtiyar der ki bu vasıflandırmanın temeli şu: ey başbakan ve cumhurbaşkanı, sanki bugünün anarşik ortamını, Türkiye'nin 400 milyar euroyu nasıl anarşi uğruna kaybedeceğini Cenab-ı Hak ona göstermiş ve öyle konuşmuş. Etmeyin diyor ya, ben garibim, sizden para istemiyorum, pul istemiyorum, makam istemiyorum, yaşlıyım. Kaliteli yemek de verseniz yemem fazla yani. Her şeyi anlayın artık yani. Ben 55 yaşına ulaştım, şimdi dünyadan yüzümü çevirdim. Şimdi 80 küsur yaşındaki Bediüzzaman'ın dünyayla ne alakası olabilir? Bunu mektubatta, 13. mektupta mı? Harika bir şekilde zikrediyor. Beni diyor dünyaya bağlayan çoluk çocuğum yok. Herhangi bir makam derdim yok. Bir şöhret hissi vesaire de yok diyor ya. Şimdi önce biliyorsunuz Bağdat Paktı'nı tebrik ediyor. Biz orayı okumayacağız. Sonra bizim okuyacağımız mevzuyu anlatıyor. Irkçılığı. Irkçılık fikri Emeviler zamanında büyük bir tehlikedir. Biliyorsunuz Emeviler Arap olanların dışındakilere mevali demişler. Köleler. Çok enteresan. Yani onun için Selçuklulara mevali hükümeti demişler. Yani Türkler, millet, bütün Arapların dışındaki herkese köle demişler. Orada bir ırkçılık zihniyeti hakim.
Cumhuriyet'in başında da çok enteresan, yani şeyi kastediyor burada, nedir? İttihat ve Terakki'nin getirdiği ikinci meşrutiyeti kastediyor. Kulüpler sureti. Bu ne demek, biraz açmak lazım. Biraz sonra da geliyor. Biliyorsunuz Emeviler, Bediüzzaman Siteli Emevilerin bu ayrılmasını ve de Osmanlı Devleti'nin son döneminde kulüpler, cemiyetler ve dernekler kurulmasını tebellül-ü akvam diye vasıflandırıyor. Yani milletlerin babilleşmesi. Ne demek babilleşmesi? Biliyorsunuz Babil hükümdarı Babil Kulesi'ni kurarken zulüm ile dünyanın her yerinden köleler ve işçiler getirmiş. Bazen topluk karşılığında, yani kavim topluluğuna zulümle çalıştırmış. Ama kule bitince hiçbiri birbirini anlayamıyor. 100 kişi çalışıyor, hiçbiri dilden anlamıyor. Yani tamamen ayrı bıl 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 diye konuşuyorlar. Yani anladın? Ve hepsi dağılmış iş bitince. Yani eğer bir İslam milliyeti gibi birleştirici bir özellik olmaz, mesele ırkçılığa götürülürse Türkiye bıl 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 diyen Babil Kulesi'nin işçileri gibi dağılırlar. Yani burası çok acı bir gerçektir yani. Bu önemli bir konudur. Ve diyor, birinci harbi umumide, birinci dünya harbinde yine ırkçılığın istimaliyle kullanılmasıyla mübarek kardeş Arapları mücahit Türklere karşı. Bediüzzaman Siteli biliyorsunuz yazılık yapmaz. Yani bu mücahit kelimesini yağcılık olsun diye söylemez. Çünkü başka bir yerde de 1000 sene İslam'ın bayraktarlığını yapan kahraman Türk milleti diyor. Bu ne vaka? Biz bunu ırkçılık olsun diye söylemiyoruz. Cenab-ı Hak nasip etmiş. Yani bu öyle. Zararı görüldüğü gibi manidardır. Arap ırkçılığını gündeme getirenlerin tamamı Hristiyan asıllı Araplar. Evet. Yani Hristiyan asıllı. Özellikle o Maruniler, işte Ortodoks Araplar vesaire vesaire. Ama tamamı. Bundan 1,5 ay önce Mısır'a gittim. 7 tane konferans verdik. Osmanlı ile alakalı. Orada da benzeri ırkçılığı kısmen devam ediyor gördüm. Ama elhamdülillah %80 çok ciddi bir düzelme var. Onlar da ırkçılığın başlarına neler getirdiğini biliyorlar. Şimdi de bakın 1955'te yazıyor bunu. Uhudet-i İslamiye'ye karşı, İslam kardeşliğine karşı istimal edilebilir, kullanılabilir, kullanıldı maalesef. Bir cümle daha söylüyor. İstirahat umumiye düşmanları, kamu düzeni ve genel güvenlik düşmanları gibi gizli dinsizler yine bu ırkçılıkla büyük zarar vermeye çalıştıklarına emareler görülüyor. Cumhurbaşkanı ve başbakana yazıyor. Halbuki menfi hareketle başkasının zararıyla beslenmek, ırkçılığın fıtri seciyesi olduğu halde, yani ırkçılığın özelliği başka milletlere zarar vermektir. Ondan lezzet alır. Dedik ya, başkasını yutmakla beslenir. Evvela başta Türk milleti dünyanın her tarafında Müslüman olduğundan onların ırkçılıkları İslamiyet'le mezc olmuş, tamamen birleşmiş, kabili tefrik değil. Türk Müslüman demektir. Hatta Müslüman olmayan Arap kısmı, burası çok enteresan bir nokta, Türklükten de çıkmışlar. Türk gibi Araplarda da Araplık ve Arap milliyeti İslamiyet'le birleşmiş ve öyle olmak lazımdır. Hakiki milliyetleri İslamiyet'tir. O kafidir. Irkçılık bütün bir tehlike-i azimedir. Ama büyük bir tehlikedir. Şimdi bu tehlikenin ırkçılığın zararını def edecek. 4-5 milyon ırkçıların yerine 400 milyon, o zaman İslam aleminin nüfusu, kardeş Müslümanları ve 800 milyon sırf ve müsalemet umumiyeye şiddetle mühtaç Hristiyan ve zahir din sahiplerinin dostluklarını bu vatan milletine kazandırmaya, o kuvvet-i İslamiye ile tam bir vesile olacağına ruhuma kanaat geldiğinden size beyan ediyorum. Size beyan ediyorum. Şimdi ileride de çok enteresan bir cümle nakledeceğim. Şimdi biliyorsunuz ben kısaca tarihten de bahsedeyim. Bu da çok önemli. Hepsini okursak uzun sürer. Üstad Hazretleri özellikle bugün PKK'nın ve anarşinin temel kaynağı olan Kürtçülük meselesini ta Ermeni devleti kurulacağı zaman ele almış. Biliyorsunuz şu anda Batı ısrarla Kürtlerin Ermenilerle aynı milletten geldiklerini savunuyorlar. Ve bunu kasıtlı olarak yayıyorlar. Ve ben çok iyi biliyorum, Doğu Anadolu'daki özellikle PKK'ların önemli bir kısmı o
tehcir sırasında eski Ermeni ailelerinin çocukları. Milletvekili de var bir tane, ismini de biliyorum. Hangi Ermeni aileden geldiğini de biliyorum. Burada çok enteresan. Şimdi milletvekili değil. Buna dikkat edelim. Ve ısrarla bunu beyan ediyorlar. Halbuki iki noktayı burada hatırlatmak isterim. Çok önemli olduğu için. Birinci nokta, 1920'de Nobar Paşa'yla, hangi paşaydı Kürtlerden? Kürt? Söyle, Hüseyin Paşa. Yok değil. Ya unuttunuz geçerler. Ermeni Nobar Paşa'yla, neyse ismini unuttum. Sen? Hayır. Allah razı olsun. İçimizde bu tıbbesi varmış. Şerif Paşa, Kürt Şerif Paşa, enteresandır. Paris'teki bu kongre sırasında aleyhde bir beyanname yayınlıyorlar. Türk Milleti'nin ve Osmanlı Devleti'nin aleyhine. Birisi Kürt Devleti kurulmasını istiyor, birisi de Ermeni Devleti. Ama Kürtler ve Ermeniler beraber etkiler hareket edecektir diyor. Buna karşı Üstad Hazretleri önce kendisi tek başına bir beyanname yayınlıyor. Sonra da doğudaki bir kısım seyyid olan alimlerin ittifakıyla birlikte ikinci bir beyanname yayınlıyor. Üstad'ın yayınladığı beyannamede enteresan tespitler var. Okursak uzun süre nakledeyim ben size. Kırıp dökersem kusura bakmayın. Diyor ki bir, evvela Kürtlerin hangi ırktan geldiği konusunda tarih ilminde ihtilaf vardır. Bir kısım tarihçiler Ermeniler de aynı ırktan geldiğini söylüyorlar. Ancak bu ilmi delillerle reddedilmiştir diyor. Doğru olan ve benim de taraftan olduğum diyor, İslam alimlerinin kabul ettiği Kürtlerin Araplarla aynı ırktan Sami ırkından geldikleridir diyor. Bunu Bediüzzaman seni söylüyor. Farz edelim Ermenilerle aynı ırktan geldiler diyor. Mektubu bitiriyor. Mühim olan diyor İslamiyet kardeşliğidir. Çünkü İslamiyet ırkçılığı kesip atmıştır. Ha Ermenilerle aynı ırktan gelmiş, ha Türklerle aynı ırktan gelmiş, ha Araplarla. Mühim olan İslam kardeşliğidir diyor. Ve ısrarla Kürt Şerif Paşa ile Nobar Paşa'nın o meşhur ittifaknamesine, beyannamesine karşı tavır koydu. Buna çok önemli. İkinci bir nokta, şu anda PKK'nin ve anarşinin sebep olduğu bir nokta, çok önemli. Maalesef Aleviler konusunda da aynı oyun oynanıyor. Avrupa bu oyunun peşinde. Ne durum? Kürtlerin bir azınlık olduğu noktasındaki iddialar. Ben bununla ilgili bir hatırayı nakledip dersime devam edeceğim. Bura çok önemli çünkü. Şimdi Üstad Hazretleri de biraz sonra misal verecek. Müküslü Hamza'dan. Müküslü Hamza'dan misal verecek. Ne diyor Müküslü Hamza'dan verdiği misalde? Vereceğim, onu okuyacağım Üstad'dan, bizzat okuyacağım. Ama ondan önce şu azınlık meselesi. İsmet Paşa Cumhuriyet Hükümeti'nin Lozan'daki temsilcisi Murahas Heyeti Başkanı. Orada Kürdistan kurulsun, onlar da azınlık hakları verilsin diye Avrupalılar dile getirince İsmet Paşa'nın yapmış olduğu bir konuşma var. Eminim ki bugün Ahmet Akgüz yapamaz o konuşmayı. Yahu dedim, bu kadar güzel konuşmuşsun. Sonradan başbakan olunca niye bunları unuttun? Şimdi öyle bir konuşma yapıyor ki diyor ki beyler, biz Müslümanız. Müslüman olan bir insan Kürt Türk olduğuna bakılmaz diyor. Müslüman bir toplumda hiçbir Müslümana azınlık nazarıyla bakılmaz diyor. Yanlış duymadınız. Bu Lozan'da yaptığı konuşma mı? Ve ben bunu Diyarbakır'da yaşadım. Sene 1986 bizim Ahmet Bey, Allah uzun ömür versin, bizi 40-50 tane icazetli alimin yanına götürdü. Bunu duymuşsunuzdur bu misalini. Beraber götürdüler, beni hesaba çekecekler. Ben de Diyarbakırlıyım. Ben Çün güçlüyüm. Şimdi tabii oturduk. Başladı yaşlı bir ihtiyar demesin mi? Ya hocam işte Osmanlı'dan bahsedince, Osmanlı da Türkiye'de biz Kürtlerin azınlık haklarını vermedik dedi. Görüyor musun Avrupalıların tarihlerini? Yani özellikle Kürt kardeşlerime siz azınlıksınız diyor. Bu çok tehlikeli. Ben de bazen böyle cinslik yaparım. Dedim ki ya hocam özür dilerim de çok güzel bir şey öğrendim dedim. Ne öğrendin ki dedi. Vallahi dedim ben Kürtlerin hem Müslüman hem Sünni hem de Şafii olduklarını biliyordum. Meğer senden öğrendim ki
Hristiyan ve Yahudilermiş dedim. 40-50 kişi demiş, 4 kişi üzerine yürüdü. Siz nasıl bize kafir dersiniz? Vesaire diye. Ya bir dakika. Hocam dedim, sen şeriatı okuyan bir adamsın. Siz bize şeriat kitaplarında okutmadınız mı? Müslüman bir toplumda vatandaşlar ikiye ayrılır. Birisi Müslümanlar, birisi zimmiler. Zimmi dediği Hristiyan ve Yahudiler. Azınlık olan onlardır. Müslüman deyince onlar azınlık kabul edilmez. Asli vatandaş kabul edilir. E siz azınlığız dediğinize göre ya Yahudisiniz ya Hristiyansınız. Onun üzerine o yaşlı ihtiyar ağlayarak dedi ki, şeriatı bize öğrettik ama ah ah bu ırkçılık bizi perişan etti dedi. Hiç unutmuyor. Şimdi üstadı dinleyin. Neden bu mektubu, neden bu mektubu yazmış? Ne diyor biliyor musunuz? Şu cümleyi ezberleyin lütfen. O günkü başbakan ve cumhurbaşkanına. Ben de bugünkü başbakan cumhurbaşkanına ve genelkurmay başkanına söylüyorum. Ve bir zamanın bu cümlelerini. Siz diyor, siz dediğim abi. Farz-ı muhal olarak. Elhamdülillah şimdi öyle değil. Hiç kıyaslanmaz Celal Bayar'la Abdullah Gül. Hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da. Yani hiç neye ihtiyacınız olmasa bile. Ekser enbiyanın Asya'da, çoğu peygamberlerin Asya'da, şarkta zuhuru, doğuda zuhuru, yani orta doğu ve ekser hükemanın, filozofların ve filozofların gartta, batıda gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki terakki ettirecek fen ve felsefenin tesiratından ziyade hissi dinidir. Din dokusudur. Başka türlü izah mümkün değil. Yani şarttaki problemi çözecekseniz din dokusudur. Yoksa git köyde vay anarşiye destek verdiniz diye insanları öldür. İşte biliyor musunuz? Yani bugün PKK 1980'den sonra çıkmıştır. İşte bir anarşist itiraf ettik. Benim annemle beraber bir akrabamı ziyaret ettik. Yapılan işkenceleri görünce dedi, ben daha çıkmaya karar verdim dedi. Bence demokratikleşme demek normal hale dönmek demek yani. İsrail'e bazıları diyor ki ya ne yapacak? Cehennemin dibi yapılacak. Kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Ben bazen böyle fevri konuşurum. Ya ne yapılacak? Şu millete eşit muamele yapılsın. Anlaşıldı değil mi? Irkçılık vesaire yapılmasın. Bu memleket erken düzelir. Çünkü dışarıdaki düşmanlara fırsat verilmez. Israrla şu anda Avrupa'da ve Amerika'da Kürt milletiyle alakalı yüzlerce yayın yapılıyor. Ayrı bir ırk, tamam ırk olsun, Allah huzur ömür versin, bir şey dediğimiz yok. Ama azınlık, hakları ihlal ediliyor, bütün vurgulanan nokta bu. Ama elhamdülillah bizim olduğumuz toplantılarda konuşamıyorlar. Bu fıtri kanunuyla zararlayarak, ne demek fıtri kanun? Şarkı ayakta tutacak olan din gücüdür. Başka yok. Garplaşmak namıyla batıya yaslanalım diye İslami ananeyi terk ederseniz, la dini bir esas yapsanız dahi, laikliği de la dini diyor. Harika bir izah. Biliyorsunuz Türkiye'de Fransız usulü laiklik uygulanmak isterdi. Yani tamamen milleti dinden uzaklaştırmak. Kazım Karabekir'in enteresan hatıralarında geçen bir hatıra, biliyorsunuz o koptu sonradan Bakanlar Kurulu'ndan. Sebebi şu, o zamanın Milliyetin Bakanı, isim vermeyeceğim, bir de dava açmasınlar, bir de bu canlı yayının bu programı çıktı, dava açıyorlar hemen. Kassınlar geç, korkumuz yok da demiş kardeşim, şu biz ilkel inkılapları bir türlü bu millete ödüktüremezmiş. Teklifin ne demişler Milliyetin Bakanlığı? Demiş ki nasıl olsa Kur'an'ın aslını kaldırdık. Bu Türk milleti artık unuttu bunu. Gelin Türkçe mealinin arasına bizim ilkel inkılapları birer cümle sıkıştıralım. 30-40 sene sonra nasıl olsa Kur'an-ı Kerim okuyan hiç kalmayacak. Onları da Kur'an ayeti zannederler, hürmet ederler demiş. Ya demiş ki, üstad diyor ki, çok enteresan bir şey, böylesilere diyecek tek sözüm o. O ki üstad demiş, ayıp değil, isterse canlı yayın olsun. Ya demiş, eşek muzaaf eşek olsa, yani böyle bir manyaklığı kabul etmez yapar demiş. Anlatabildim mi yani? Üstad okutandı bir tane. Ya cevap Ahmet Usu. Evet, neyse sen biraz daha naziğini söyle. Yani üstadın tavrına bakın, 1955'te. Siz diyor, dinsizlik manasındaki laikliği de kabul edebilirsiniz. Kaldı ki laiklik dinsizlik demek değil. O da aynı bir mesele.
Ayrıca dinden uzak da kalabilir. Ama sırf Doğu Anadolu'daki bu fıtri kanundan gereği 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan. Bir taraftan Faslar, Yamanlılar, bir taraftan Gürcüler, bir taraftan Araplar, bir taraftan Ermeniler. Öyle kandırılmaya müsait bir bölge ki şu anda Kafkaslar aynen bizim Doğu Anadolu gibi. Elhamdülillah ki Doğu Anadolu'da İslami anlayış şu anda %60'ın üzerinde. Eğer o %50'nin altına düşse tamamen Türkiye'den kopar giderler. Yani bozuk takım az. Onu özellikle ifade edeyim. Böyle bir vilayet Şakya'da, Doğu Anadolu vilayetlerinde bakın, din için değil diyor. Millet, vatan selameti için dine, İslamiyet'in hakikatlerine katiyen taraftar olmak size lazım ve lazımdır. Nasıl bir ikaz ya? Ve bir misal veriyor. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Ben Van'dayken, yahu biraz böyle çok sert esiyor buradan. Ne esiyorsun? Yani çok güzel bir oydu. Peki, sana güzel. Ben Van'dayken hani yoktu Kürt bir talebeme, Müküslahımızadır bu. Dedim ki, Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun dedim. Bana dedi ki, ben Müslüman bir Türk'ü fasık olan bir kardeşime bile tercih ediyorum. Fasık demek Allah'ın emirlerine uymayan. Mesela namaz kılmayan, oruç tutmayan. Belki babamdan ziyade ona alakadarım ve saygı duyuyorum. Çünkü tam imana ve İslamiyet'e hizmet ediyorlar. Cevap bu. Dinden bir doğumlu cevabı bu. Bakın dinin etkisini gösteriyor belli zaman. Bir zaman geçti, Allah rahmet etsin o talebem, ben esaretteyken kosturmada döndüm, İstanbul'da mektebe gitmiş. Mektep dediği Darülfünun, İstanbul Edebiyat Fakültesi. Biliyorsunuz bu zat şeyin akrabasıdır. Söyleyin. Annihat Tarlan. Allah rahmet eylesin. Onun akrabasıdır. Annihat Tarlan'la da Süleymaniye'de çok garip bir hatıram var. Mevzunun dışına çıkıp anlatayım mı? Ben Ebursi'nin takvim-ül edildesini mezuniyet tezi olarak hazırladım. Tahkik ediyorum. Edisyon kritik. Böyle tabii o zaman da küçük gencim Süleymaniye'de okuyorum o yazıları. Baktım bir ihtiyar geldi. Ya dedi, sen ne yapıyorsun? Dedim böyle böyle işte. Okumasını biliyor musun? Dedim okuyorum. Oku bakalım dedi. Ben hızlı hızlı okudum. Çok şaşırdım. Ya öyle vakti geldi. Yemek yemeyecek misin dedim. Ben de o kadar dalmışım ki çalışmaya. Hiç önemsemedim kim olduğunu. Yani yaşlı bir adam. Vallahi iyi olur dedim. Gidelim. Şurada bir fasulye yedireyim size dedi. Köşede fasulye var. Gidin ne yiyin yani. Şurada. Gittik fasulyeyi yedik. Yine de sormadım. Ne kadar kafam karışmış ki. O Bebusi'nin takvimiyle dillesine. Bitti dedim ya. Dedi ben vereceğim. Benim misafirimiz. Ya sen kimsin dedim. Ben dedi Annihat Tarlan evladım dedi. Allah rahmet eylesin. Böyle bir hatıramız da var. Onun yakın akrabası bu Müküslahımıza. Bu şeyden sonra, harften sonra Edebiyat Fakültesi'ne girip de o zaman da Ziya Gökalp falan devreden. Orayı esaretten geldikten sonra onu gördüm. Bazı ırkçı muallimlerden, yani Türkçe öğretmenlerden aldığı aç sülemen ile tam tersi bir dersle, o da Kürtçülük damarıyla başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi ki ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ediyorum. Tam tersi. Şu anda yaşanan budur. Anladınız değil mi? Şu anda yaşanan budur. Bu PKK'nın tarifidir. Anladık değil mi meseleyi? Eğer buna çare bulunacaksa ancak ve ancak İslamiyet milliyetiyle bulunacak. Bunun için de ben bu noktada demokratikleşmeyi çok ciddi buluyorum. Yani en azından bu zamana kadar yapılan, 80'den sonra yapılan zulümler kalkacak. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri Emirdağ Dalgası'nın 2. ve 3. mektubunda çok enteresan bir soru var. O soruya cevap veriyoruz. Diyor ki, diyorlar ki seni Mustafa Kemal ve bir kısım milletvekilleri Ankara'ya çağırmış. Sana vaiz-i umumilik vermişler. Şart milletvekilliği vermişler. Diyanet Yüksek Kurulu'nda üyelik teklif etmişler. Üniversitenin açılması için 163 mebus imza verilmiş. Ayrıca da sana çalışman için Ankara'da bir köşk tahsil edilecekmiş.
Eğer bu teklifleri kabul etseydin, çok sayıda mazlumun canına, ölümüne engel olacaktın. Ve Güzel Hastan'ın oradaki ifadesi, şarttaki bir kısım isyanlar, buna dersim de dahil, 100.000 kişi öldürüldü diyor. Bu Bediüzzaman'ın verdiği rakamdır. Üstad Hazretleri orada çok gayet güzel cevap veriyor. Diyor ki, evet, belki ben bu vazifeleri kabul etsem, belki diyor, kesin değil. O 100.000 kişinin bir kısmının ölümüne engel olacaktı. Ama geleceğin milyonlarca genci imansız gidecekti diyoruz. Ben geleceğe yatırım yaptım. İman ve Kur'an hakikatlerini Risale-i Nur'uyla neşretmekle vazifeli oldum diyor. Orada bu noktaya işaret ediyor. Şimdi çok enteresan. Ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ediyorum. Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaati geldi ki Türkler bu millet-i İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Türk milletini de bu kadar güzel tarif edilir. Osmanlı'nın tarifini biliyor musun Bediüzzaman'ın diliyle? Bizim derslerde soru sormak meşhurdur. Cevap veremeyenden 200 euro ceza alıyor. Söyle bakalım Nur'un Bülbülü. Sungur abinin buna söylediği cümle budur. Nur'un Bülbülü, Ahmet Bilal abi. Ağzını bastın mı kısa abi? Hey. 200 euro. Sen söyle bakalım. He? Eskiden beri İlahi Kerimetullah ile farize-i cihadı, kifaye-i cihadı derukta ederekten o vazifeyi yerine getirmiş. Bir devlet. Evet. Peki. Eksik kaldı. Eksik. Sen de 100 euro ver. Ben asıl tamamını vereyim. Hayranım o tarife. Bu tarif onu hatırlattı. Devlet-i Osmaniye Medine-i Medeniyet-i İslamiye'dir. Ve ahkam-ı şer'iyeyi tatbik eden bir devlet-i İslamiye'dir. Müthiş bir şey. Medine-i Medeniyet-i İslamiye'dir. Aynen öyle. Bu tabir üstad ait. Evet. Neyse 300 euro kazandık. Şimdi Nebuslara cevap dönüyor. Burak çok enteresan. Bugünkü ister Kürt ister Türk siyasetçilere de aynı soruyu biz söylüyoruz. Ey soru soran Nebuslar! Şartta 5 milyona yakın Kürt var. Bu 5 milyondan kasıt şart diyor. Türkiye değil bu. Yani bunun içine Irak'taki var, İran'daki dahil, Suriye'deki dahil ve Türkiye'deki dahil. Anlaşıldı mı? Şartta 5 milyona yakın Kürt var. 100 milyona yakın İranlı ve Hintliler var. Delil bu. 70 milyon Arap var. Şart derken bütün şartı kastediyor. 40 milyon Kafkas var. Yani Çeçeniyle, Gürcüsüyle vesairesiyle. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine mühtaç olan bu kardeşlere bu talebenin Van'daki medreseden aldığı birinci dini ders mi daha önemli ve lazım? Hani dedi ya, ben değil mi? Bir Türkçü, salih bir Türkçü babama bile tercih ederim dedi. Veyahut o milletleri karıştıracak ve ırktaşlarından başka düşünmeyen, ırkçılık çünkü, ve Kuvvet-i İslamiye'yi tanımayan, sırf uyumlu felsefeyi, felsefe ilimlerini okumak ve İslami ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir sizden soruyorum. Başka bir yorumda diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, eğer bu dediklerimi nazara almazsanız, şartta kabili ihtiyam olmayan bir inşikak meydana gelecek. Yani tedavisi mümkün, çok zor olan bir bölünme, bir parçalanma olacak diyor. Bugün olmuştur. Bu illa devlet manasında kopma demek değildir. Bunu da özellikle ifade edelim. Demek ki üstadın bu mektubunu nazara verdik. Uzattığımızın farkındayım. Gelelim şimdi ikinci noktaya. Onun için şu zamanda hayat-ı içtimaiyle meşgul olanlara fikri milliyeti bırakınız denilmez. Bırakın sevsin milletini. Fakat fikri milliyet iki kısımdır. İşte bu çok güzel. Bu akşam bunu öğrensek yeter bize. Milliyet fikri iki kısımdır. Bir kısmı menfidir. Olumsuzdur. Şehametlidir. Okuduk bunu. Uğursuzdur. Zararlıdır. Başkasını yıkmakla beslenir. Diğerlerine adaletle ve düşmanlıkla devam eder. Müteyakkız davranır. Şu ise muhasenat. Düşmanlık ve keşmekese sebeptir.
onun içindeki hadis-i şerifte ferman etmiş. El-İslamiyyeti cebbetil asabiyyetel cahiliye. İslamiyet asabiyeti cahiliyeyi, yani başkasını yutmakla beslenmek demek olan ırkçılığı kesip atmıştır. Ve hadiseyi de anlattı Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle. Ve Kur'an-ı Kerim'de ferman etmiş. İz, hatırlayın. Câlellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyye, hamiyyetel cahiliye. Kafirlerin kendi işlerinde çok ciddi bir hamiyet-i cahiliye duygusu koymuştur. Şu anda Avrupa ırkçılıktan dolayı onlar da ızdırap içinde. Biliyor musunuz Belçika'nın dağılmak üzere olduğunu? Eğer Brüksel'i paylaşabilseler çoktan kopmuş paramparça olmuşlardı. Biri diyor ki ben şeyim, Flamanım, o diyor ki ben de Fransızım. Anlatabildim mi? Müthiş bir biliyorsun filan parçalanma var. Şu anda merkezi vergi toplanamıyoruz. Her bölge kendi vergisini. Ve iflas etmek zorunda Belçika. Biliyorsun Yunanistan'dan da kötü. Çünkü bir yere ırkçılık girdi mi ister Müslüman ister gayrimüslim. Orayı batırır gider. Eğer Türkiye'de şu ırkçılık belası yapılan hatalar sebebiyle aşısını tutmamış olsaydı şu anda Türkiye Almanya'yı geçmişti. 400 milyar euro harcanmış terörü önlemek üzere. Bitecek bir şey mi ya? Kaç tane kapmış bu? Ben artık ırkçı değilim. Cenab-ı Hak diyor, bu hamiyet-i cahiliye ırkçılık yerine فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ Sekinetini ala Resulihi ve alel mu'minin. Müminlerin ve peygamberine o kuvvet-i İslamiye'den gelen sekineti ihsan eyledi. Kalp huzuru, kalp rahatını. وَاَنْزَلَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى Ve takva kelimesini onlara zaruri bir vazife kıldı. Ben bir insan vereceğim buna. Ne demek sekinet? Ben de yaşadım da inşallah yanlış değildir bu. Manası malum. 1999'da Kars'ta konferans verdik. Bilinmeyen Osmanlı. Sabahleyin yola çıkacağız. Erzurum'a kadar Kars müftülüğü gönderecek. Erzurum'dan da Erzurum müftülüğü araba tahsis edecek. Akşamleyin Elazığ'da büyük bir konferans var. Ve bir dönem. Ve kış ortaları yani. Ya Mart'tır veyahut da Kasım'dır yani ikisinden biri. Ben de şeker hastası. Çıktık yola. Mübarekler yanlarına bir şey almamışlar. Dediler hocam uzun yoldan gidemeyiz. Orada anarşi tehlikesi şey. Orada dediler kar kapalı anarşi değil de. Biz dediler Muş Varto yolundan gideceğiz. Bilirsiniz. Orada tabii geldik. Karasuri ile Murat nehrinin birleştiği ve Fırat olduğu yer var. Allah rahmet eylesin bizim Hasan Sarıkamış ağabeyle ta 1974'te orada harika bir kebap yemiştik. Nehrin üzerinde bir lokanta var. İnanılmaz bir güzellikti. Vallahi dedim ben acıktım. Vallahi müftü yardımcısı dedik hocam burada duramayız. Zaten dedi şoför korkudan titriyor. Her an bir paketeli çıkabilir. Vallahi dedim yani PKK'nın kurşunuyla ölme iyi, acından ölmeye tercih edelim yani. Doğru mu şey yani? Tarihten ne yapayım yani? Peki güzel kardeşlerim, zorla durduk. Hiç kimse yok. Eskiden ora böyle cıvıl cıvıldı. Korkudan anarşiden. Onlar da korkuyor. Onlar da bir asker gelir, işte bilmem kim gelir. Burada PKK'lı var mı diye, o da ayrı bir dert. Yani o yerli haklı beçara. Neyse gittik böyle delikanlı birisi ama Ahmet gibi değil yani daha böyle kaba saba birisi geldi. Buyurun beyler dedi. Döver gibi. Dediler ki ya hocamız hasta yiyecek bir şey var mı? Kavurmadan başka bir şey yok. Yerseniz yiyin yemezseniz siz bilin. Aman Allah. Bizim müftü yardımcısı titriyor. Bundan sonra dedik ki kardeşim kavurma getir. Öyle dedik adam geçti benim karşıma. Böyle baktı. Bir iki dakika. Müftü Bey diyor ki hocam inşallah seni vurmaz. Geldi sonra. Kayboldu. Kavurma getirecek bize. 20 dakika bekledik. Diyor hocam gidelim. Gözünü seveyim. Bu adam arkadaşlarına haber vermedi. Azizim 20 dakika sonra baktık ki annesi, kız kardeşi birisinin elinde harika taze fasulye. Birisi menemen yapmış, yoğun, süt, bal. Geldi dedi ki hocam, sen de o televizyonlarda dinimizi müdafaa eden Ahmet Akgündüz değil misin dedi. Aynen böyle, ölmek için konuşmuyorum ama yani dinin tesirini anlatıyorum. O
la hocam sana canım kurban dedi. Anama söyledim, bütün evde ne varsa getirdim. Ya, yaşadığım bir olaydı bu. Öyle, hikaye anlatmıyor. Öte tarafta dolmuşu almadım. Ne diyorsun? Yani işte İslam kardeşliğinin şarkı ayakta tutan ruhudur yani. Bu çok önemli. Çünkü وَكَانَ وَحَقَّبِيَا zaten Müslümanlar da takvaya layıktılar. وَاَهْلَا onun ehlidirler. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْهَا Allah her şeyi biliyor da onun ilminin eseri olan Kur'an'ın düsturlarına biz riayet etmiyoruz. İşte şu hadis-i şerif ve şu ayet-i kerime kat'i bir surette menfi bir milliyeti ya ırkçılığı ve fikri unsuriyeti kabul etmiyor. Çünkü müsbet ve mukaddes İslamiyet milliyeti. Bu da çok enteresan. İslamiyet milliyetini müsbet milliyet olarak değerlendiriyoruz. Yani bu çok önemli yani. Şimdi biraz önce misalini okuduk ya Müküslü Hamza'dan. Yani ben bir kısım Türkçe arkadaşlara diyorum, kafatasçı değil de öyle yani ortada olanlara, kafatasçılar anlamıyor türlü. Onlara diyorum arkadaşlar, asıl Türkçülük İslamiyet milliyetine sarılmaktır. Burada bir cümle nakledeceğim. Allah razı olsun. Ben bunu biliyorsun. Benim kitabım çıktı bu konuda. Güneydo meselesi diye. O rahmetli Özal'ın isteği üzerine kaleme alınmıştır. Ben ilk görüşmemizde bana Sami Karamsır Paşa'nın yanında dedi ki hocam bu dedi dakika meselesi başımızın derdi. Çok dedi değişik görüşler var. Yani bu konuda kanaatim nedir dedi. Ben de ona 2,5 saat bir briefing verdim. Ezberimde ne varsa. Ondan sonra anlattım. Şunu yani hepsini anlatmayacağım. 2,5 saat vaktimiz yok. Şunu söyleyeceğim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım, bir defa olayı baştan almak lazım. Yani İslamiyet Anadolu'ya, anlatabildim mi? Girdiğinden beri Kürt milleti var. Anlatabildim mi? Türkler de gelmiş, İslam kardeşi olduğu için müthiş sahip çıkmışlar. Birbiriyle evlenmiş, birbirine girmiş. Bediüzzaman'ın ifadesi diyor, Anadolu ancak levh-i mahfuz açılırsa hangi şahıs hangi milletten olduğu öğrenilir. Şimdi Ahmet Bilal kardeş, ben Maraşlıyım, Türk'üm dese bile %100 kabul edemeyiz bunu. Levh-i mahfuzu açsanız kim bilir kimler kaçmış. Hanım Urfa'dan hocam. Aynen öyle. Yani Hanım Urfa'dan değil, ben örnek verdim Aksaray'da. İmam Hazan'ın bütün torunları Aksaray'da. Biliyor musunuz? Hem de merkezde. O zaman Osmanlı sahip çıkmış, getirmiş, oraya yerleştirmiş. Şimdi hepsi diyor ki ben Karamanlıyım. Şimdi Aksaray'ı anlatabildim. Arapça bildiğim. Yani mesele çok önemli yani o. Şimdi orada nasıl dedi? Dedim ki bakın, Şah İsmail'le savaşan, Şardıran Zaferi'ni kazanan Yavuz Sultan Selim, Diyarbakır'ı, Vardin'i asla dokunmadan geçmiş ve Zülkadriye eyaleti, Maraş'ta dedim, çadırını kurmuş. Onun üzerine Bitlis, biliyorsunuz İdris-i Bitlisi Hazretleri bir kısım ulemayla birlikte gelmişler. Demişler ki padişahım, Mevlana diyor. O da onlara üstadım demek yani. Sen diyorlar gidiyorsun. Bizim başımız Şia ile dertte. Şah İsmail'i yendin ama. Fakat bunlar Diyarbakır'da sadece bir seferinde 12 bin Müslümanı kestiler. Tabi yaşanan bir olay bu. Yani sünni katliamı Şah İsmail'in yaptığı. Bunun üzerine zaten Çaldıran Zaferi meseleyi gündeme getiriyorlar. Eğer gidersen tabir şu. Bu Diyarbakır ve çevresi kilid-ü memalik-i şarttır. Yani şark vilayetlerinin kilididir. O zaman bütün Şia bizi perişan eder diyorlar. Bu orijinal mektup Toprak Sarayı'nda duruyor. Ne olur? Burayı Osmanlı Devleti'ne katın ki biz de rahat edelim diyor. Onun üzerine cevap çok manidar. Mevlana, ben diyor bu Müslüman kardeşlerime ne diyeyim? Kılıç mı çekeyim gelin bana uyun diye. Bunlar Müslüman kardeşim diyor. İhtiyaç yok onların gelip katılmasına. O da diyor ki hayır, istimalat ile, kendi gönül ve arzularıyla size katılmaya hazırlar. Ne yapalım peki diyor. Diyor ki efendim bize 50-100 tane beyaz ahkam-ı şerife verin. Beyaz ahkam-ı şerife demek, imzalı boş kağıt demek. Ferman kağıtları. O fermanın içini biz dolduralım. İmzalayın, gönlünüzü basın. Ve bir yıl içerisinde 40 küsur Kürt, Türkmen ve Arap aşireti Musul, Kerkük dahil olduğu gibi Osmanlı'ya iltihat ediyor. İltihat, dikkat edin, katılıyor. Ve 343 sene Karaman'da, Aksaray'da isyan çıkmış Osmanlı Devleti'ne karşı
343 sene şartta isyan yok. Çok enteresan bir olay. Ne zaman Kürtçılık gündeme gelmiş, ondan sonra maalesef Kürt isyanlara başlamış. Evet, acaba hangi unsur var ki, 350 milyon vardır. O zaman tabi İslam aleminin nüfusu. Hangi millet 350 milyondur? Ben İslam milliyetindenim demekle 350 milyonluk İslam milleti benim kardeşim oluyor. 2 milyar. Ya şimdi 2 milyara yaklaşıyor. Ve o İslamiyet yerine o unsuriyet, ırkçılık fikri fikir sahibine o kadar kardeşleri, hem ebedi kardeşleri kazandırsın. Yani menfi milliyeti, ırkçılığı tarihçe pek çok zararları görülmüş. Ez cümle. Biraz sonra, biraz önce okuduğumuzu tekrar edecek, hızlı geçeceğim. Emeviler bir parça fikri milliyeti, ırkçılığı siyasetlerine karıştırdıkları için hem alem-i İslam'ı küstürdüler, hem kendileri de çok felaketler çektiler. Eğer Endülüs Emevileri de mağlup olduysa, bunun da ne acıdır ki temelinde ciddi bir menfi milliyet var. Bunu söylemek hoş değil ama söylemek durumundayız. Hem Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrinde çok ileri gittikleri için Fransız ve Alman'ın çok uğursuz ebedi düşmanlıklarından başka harbi umumideki hadisat-ı müthişe, müthiş olaylar sadece 2. Dünya Harbi'nde 25 milyon insan ölmüş. Öyle mi? 1. Dünya Harbi daha fazla. Tamamen ırkçılık. Tamamen ırkçılık. Menfi milliyetin insanoğluna ne kadar zararlı olduğunu gösterdi. Hem bizde iktidar-ı hürriyette, hürriyetin başlangıcında, yani 2. Meşrutiyetin ilan edildiği dönemde, Babil Kalesi'nin harap olması zamanında tebelbül-ü akvam, anlattım ya, hiçbir dilini bilmiyor diye. Yani eğer siz Türkiye'de ırkçılığı esas alırsanız, ben herkes zarar eder. Sadece Kürtler, Türkler değil. Herkes zarar eder. Tabir edilen teşavvuh bu akvam. Milletlerin farklı farklı şubelere bölünmeleri. 20-30 tane cemiyet teşkil etmiş. Kürt tarih cemiyeti, Rum tarih cemiyeti, Pontus cemiyeti, Yunan cemiyeti, Ermeni cemiyeti. Tam bir tevemmül akvam. Bul. Osmanlı Devleti. Dağılmış. Ve o teşavvuf sebebiyle dağılmaları gibi menfi milliyet fikriyle başta Rum ve Ermeni olarak pek çok kulüpler namında Sebebi Tefrikayı Kulüp kulüpler olmuş, kalplerin ayrılmasına sebep olan ne? Sebep. Muhtelif mülteciler cemiyetleri teşekkül etti. Ve onlardan şimdiye kadar Ejnevilerin boğazına gidenlerin, kimdir bu boğazına gidenlerden biri? En büyüğü Araplardır. Anlaşıldı değil mi? Tam yabancıların boğazına gittiler. İkincisi kimdir biliyor musunuz? İçindekiler alınmasın bana, Arnavutlardır. Hala biliyorsunuz dünyanın en perişan milleti durumundadırlar. Demek ki Cenab-ı Hak bazı şeyleri affetmiyor. Benim Osmanlı arşivimde çok acı bir gerçek. Sırp ve Arnavut kahramanları zalim Osmanlı ordusuna karşı el ele diye fotoğrafları gördüm. Ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Şimdi pişmanlar ayrı. Ama olan oldu. Olan oldu. Bunu gördüm bu fotoğrafı. Var benim arşivimde bu fotoğraf. Yayınlamak istemem. Çünkü çok kıymetli Arnavut kardeşlerimiz var. Onları tenzih ediyoruz burada. Ama ne acıdır. Aynen böyle diyor. Kahraman Arnavut ve Sırp çeteler zalim Osmanlı ordusuna karşı büyük destanlar yazıyor. Ne büyük iş yapmış mübarek. Ya. Boğazına giden gitti boğazına. Ve perişan olanların halleri menfi milliyetin zararını gösterdi. İşte bugün Afganistan tamamen peştu ve benzeri ırkçılıktan dolayı bu hale düştü. Pakistan bu sıkıntının içinde. İslam alemi tamamen bununla sarsılıyor. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza buyursun. Şimdi ise en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden fakir yabancıların tahakkümü ve sömürüsü altında ezilen milletler ve İslam kabileleri içinde fikri milliyetle birbirine yabani bakmak, özellikle Türkiye için konuşuyorum bunu, birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek öyle bir felakettir ki tarif edilmez. Adeta bir sineğin ısırmaması için
Anlaşıldı. Bir sineğin ısırmaması için müthiş yılanları arka çevirip sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle, anladınız değil mi misali? Aman beni sinek ısırmasın diye yılanın üzerine atılıyoruz. İyi buyur, yılan soksun seni. Ya. Sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle büyük ejderhalar hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını pençelerini açtıkları bir zamanda onlara ehemmiyet vermeyin. Belki manen onlara yardım edin. Menfi unsuriyet, ırkçılık fikriyle şart vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenüp tarafındaki, yani güneydeki dindaşlara, kim onlar? Araplara adalet besleyip onlara karşı cephe alma çok zararları ve tehlikeleriyle beraber o kuzey efratları içinde düşman olarak yoktur ki onlara karşı cephe alınsın ve güneyden gelen Kur'an nuru var. İslamiyet ışığı gelmiş. O içimizde vardır ve her yerde bulunur. Bu cümle bir meseleyi daha hatırlattı. Bunu ben çok naklettim. Yine nakledeyim. Günün ama ibret alın. Sene 1999 Batman Valiliği ve Müftülüğü beni konferansa davet etti. Yeni dünya düzeni arayışları ve İslam medeniyeti. Konferansın adı. Onun için söz anlattım ben. O temel esaslar var ya İslam medeniyetiyle Batı medeniyeti arasına. Bir saat, 1,5 saat konuştum. Tabi vali orada, garnizon komutanı orada, emniyet müdürü orada ve salon tıklım tıklım millet ayakta. Girerken dedi ki yetkililer, hocam kısa kes. Allah korusun provokasyon olur. Ya bu ara Hizbullah, PKK hareketleri artmış. Vali de çok kahraman bir arkadaştı. Dedim ya bakalım bir başlayalım. Ben tabi bitirdim. Ebu Bekir radıyallahu anh'den de misal verdim. Yavuz Sultan'dan da misal verdim. Fatih'ten de misal verdim. Ama ayakta olan gruptan biri, çok acı bir gerçek bu, önüne de hazırlıklı olarak mikrofonlu gelmiş. O yani pilli mikrofonlu. Bana aldı ki sözlü soruyu kabul etmem. Yazılı soru olursa cevap verdim. Kalktı dedi ki hocam, 1,5 saattir seni dinliyoruz. Ya Ömer dedin ya Osman dedin. Hiçbir Kürt büyüğünü zikretmedin dedi. Hep Türkler anlattın, Araplara anlattın dedi. Böyle hakaretvari konuşmaya başladı. Nedir dedi bunun sebebi? Gayet güzel. Tabi orada komutan dedi ki hocam aman buna cevap veremez. Çok tehlikeli, burada provokasyon olur. 1500 insan var burada yani. Batman, tehlikeli bir dönem. Dedim ya bırakın siz, ben cevap vereceğim. Dedim kardeşim kalk ayağa. Kalktım. Hangi millettensin? Elhamdülillah Kürdüm dedi. Ben de Allah mübarek etsin dedim. Ya ne diyeyim? Yanındakine kaldırdım. Dedi ki ben de Siirtliyim, Arap'ım dedi. Bak burada da var. Anladın mı? Bu da Siirtli ve Arap. Fahrettin kardeş, elhamdülillah. Siirt'te çok ciddi bir büyük sahabelerin nesilleri yaşıyor. Mesela Hazreti Bekir radıyallahu anh'ın torunları, Ömer Faruk radıyallahu anh'ın torunları çok enteresan. Siz hangisindensiniz? Hayır, Faruk'un oraya dönem var. Hayır, bildiğim için konuşuyor. İkincisi kalktı, o da Arap'ım, Siirtliyim dedi. Dedim sana da Arap'ın mübarek olsun. Dedim soru bir. Bu çok önemlidir bu hakikaten. Bu dersin şu lezzet, ziya meselesi. Dedim soru bir, Münker'dekine inanıyor musunuz? Elhamdülillah Müslümanız, inanıyoruz dedi ikisi de. Dedim gayet güzel, iyi. Münker'dekinin dedim soruları var biliyorsunuz. Şimdi dedim farz edelim ki gel. Önce Arap arkadaşa soruyor. Ben Rabbuke. Rabbin kimdir? Diyor ki la arif, bilmezem. Peki namaz kıldın mı? Hiç kılmadım. Peki içki içtin mi? Çok içtim diyor. Ne hep sorular olmuş. Münker menekire dönüyor. Ya ne yapacağız bu adam? Ya ne yapacağız var mı? Kur'an-ı Kerim ortada. Bu adam şakî. Doğru cehenneme. Git daha. Sen gitti. Sen değilsin. Tavşanın gitti. Tavşanın gitti. Sıra geldi bizim Kürt kardeşimize. Dedim ne Rabbuke diye sordu. Sen dedin ki bilmez ha. Peygamberin kim? Haberim yoktur. İçki içtin mi? Çok içtim. Zina ettim mi? Ettim. Şimdi dedim nasıl karar verecek bu Münker Nekir? Münker Nekir diyecek, bunu ne yapalım? Ona diyecek ya ne yapalım? Bu da şakiydi cehenneme. Münker diyor ki o merak, ya çok yanlış yapıyorsun sen. Allah'ın bir emri daha var. Nedir o? Allah cennette Kürtlere özel kontenjan ayırmış. Zaman sıkılmasa, içki de hisset, ne olur cennete? Abi dedim, bütün salon tıklım tıklım gülüyor tabii. Dedim ki arkadaşlar, bura çok mühim yani. Cenab-ı Hak cennette ne Kürtlere,
ekranekum indallahi etkak. Allah katında kim onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır, takva ehli olursa onlara göstereceğim var. Yoksa kontenya yok. Sonradan dedi ki yetkililer, ya hocam dedim ya şarkın aslı İslamiyet'ten bahsettin mi? Mesela bitiyor. Evet. İşte o dindaşlara düşmanlık ise dolayısıyla İslamiyet'e Kur'an'a dokunur. İslamiyet ve Kur'an'a karşı adalet ise bütün bu vatandaşların hayat-ı dünyeviye ve hayat-ı uhreviyesine bir nevi düşmanlıktır. Hamiyet namına hayat-ı içtimaiye hizmet edeyim diye, yani o sosyal hayata iki hayatın temel taşlarını harap etmek, manevi duyguları tahrip etmek hamiyetten hamakattır, hamakkadır. Vaktimiz doldu ama 10 dakika müsaade eder misiniz? İki paragraf okursam. Yoruldunuz mu? Yorulayım bir de bir. Niye? Buranın benim yanımda çok kıymeti var. Dördüncü mesele. Bir gün isim zikretmeyeyim. Bir üniversite rektörü benim hocam. Ben de Diyarbakır'da. Beni çağırdı dedi ki Akgünüz Hoca. Çok önemli dedi bir sempozyum düzenliyor. 3 gün sürecek. Adı da çok acı bir şekilde Atatürkçülükte bütünleşme sempozyumu. Hayır yok. Olabilir. Bir şey dediğim yok. Saygı duyuyorum. Nasıl bir devlet üniversitesidir? Yapar. Ben de doğru sözümü hiç çekinme. Vallahi hocam Diyarbakır'da bunun dedim zararı 99 ise faydası bir tane muhtemelen. Bu gerçektir. Yani ben tarihte konuşmuyorum kimseye. Ama ben gerçeği konuşuyorum. Ben dedim bir memleketliyim. Meseleyi biliyorum. Onun yerine millet birlik ve bütünlüğümüz diyebiliriz dedim. Yahu dedi sen de çok sertsin. Dedim hocam sert değilim ben faydayı gözetiyorum. Yani milyonlarca lira para sarf edeceksiniz. Şimdi düşmanlık doğursanız veya tartışma doğursanız ne faydanız var? Kabul etti ve düzenledik. Peki sen dedi o zaman bir tebliğ hazırla. Şimdi o benim tebliğim vardır. Milli birlik ve bütünlüğü, İslamiyet ve milli bütünlüğümüz diye. Ben buraya aldım. Dedi yalnız sana bir soru sorayım. Ya Gündüz dedi bak seni çok seviyorum evladım gibi. Ya ben de kafam karıştı dedi. İslam hukuk da uzman kendisi aslında. Ya dedi bu Türk milleti hakkında dedi. Lehte ayet var diyorlar, hadis var diyorlar. Aleyhinde de ayet ve hadis var diyorlar. Vallahi ben de karıştırdım. Hangisi doğru dedi. Sen ilahiyatçısın dedi. Vallahi hocam ikisi de haklı dedi. Böyle deyince ya ne konuşuyorsun sen dedi ikisi de haklı. İkisi haklı dedim. Yani şöyle, Kur'an-ı Kerim'de Türkler hakkında ayet yok. Ama 600 sene Türklerin mahsadak olduğu bir ayet var. Ve orada bir misal verdi. Dedim farz edelim bir Abdülhamit altını. Karadeniz'de çok kıymetliymiş o. Ya mutlaka Ceyiz'de bir tane isterlermiş öyle mi? Doğru öyle de anlattılar bana. Karadeniz'de Abdülhamit altını. Şimdi benim elimde 5 tane Abdülhamit altını var. Açık artırmaya çıkarıyorum. Yani Ahmet Bilal abi benim yakınım diye ona ucuz verecek değilim yani. Akılsız değilim o. Kim en çok parayı verirse ona verir. Ya ne demek dedi. Dedim vallahi hocam Kur'an-ı Kerim açık artırma yapıyoruz. 6 tane vasıf sayıyor. Bu vasıflara kim sahipse ben onu veriyorum. Cenab-ı Hak ilk 3 asır Arap milleti bu övgüye mazhar olmuş. Ama 600 sene Türk milleti bu övgüye mazhar olmuş. Ama ayet çok açık. Ne diyor? يَأْتِ اللّٰهُ لِقَوْمٍ يُحِبُّونَ يُحِبُّونَ Allah öyle bir millet getirir ki ama başı var. وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْكُمْ مِنْ دِينِهِ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Kim sizden dininden yüz çevirirse diyor. Üstad da diyor ki başına da dikkat edin. Başı dediği bu ayetin. O zaman فَسَنْفَ يَعْتِ اللّٰهُ لِقَوْلِ Allah öyle bir millet getirir ki bir, يُحِبُّهُ Allah onları sever. İki, وَيُحِبُّونَهُ Allah da onları sever. İkinci özellik. Üç, اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müminlere karşı mütevazi ve alçak gönüllüdür. Dört, اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ Kafirlere karşı izzetlidirler. Bunu söylerken Kanuni Sultan Süleyman'ın nedir? İtalya hükümetine gönderdiği meşhur mektubu hatırlıyorum. Diyor ki vazgeçin diyor şey Müslümanlara zulmetmekten. Kanuni değil. Kiki Bayezid zannediyorum onu. Gönderiyor. Evet. Ya çok diyor ki eğer diyor Müslümanlara Endülüs'te zulmetmekten vazgeçilmezseniz Saint-Pierre Kilisesi'nin diyor mihrabında
atıma at yedirmesini bilirim. Müthiş bir izzet İslami. Yani bu hakikaten öyle yani. Şeyi de biliyorsunuz değil mi? Fransa'daki dans çıkınca, ilk dans Fransa vatandaşı çıkmış. Duydum ki Şerif-i Şerif'e muhalif bir kısım harekat ve el'at meşhure gelmiş diyor. Acilen neredesin? Engelliyesin ve illa ordum ile üzerine gelirim diyor. Bunu da kanlı Sultan Süleyman söylüyor. Müthiş bir şey bu tabi yani. İzzet-i İslami bu. Kafirlere karşı izzetli. Kaçıncı oldu? Dördüncü mü? Beşinci, yücehidûne fî sebîlillah. Allah yolunda cevap ederler. Ve altıncısı da وَلَا مِخَافُونَ لَوْمَةَ لَيْ Hak yolunda yaptıkları hizmetten ve cihattan dolayı birileri kendisini azarlıyorsa veya ayıplıyorsa buna hiç hatırlamazlar. Yani işte şimdi bu altı vasıf kimde, hangi millette çoğunlukta olursa Allah o milleti bu ayetle ölmüştür. Ha dedim hocam, bu arada tabii yani aleyhde manasında da Cengiz'i işaret eden çok açık hadisler var. Her ne kadar Cengiz Han Türk olmasa da biliyorsunuz Moğol asıllı olsa da. Ondan sonra burayı okudum. Allah'a şükürler olsun. En az 10 tane konuşmasında bu mektubattan istifade ederek iktibasla bulundu. Şimdi ben orayı okuyorum. Uzattın mı? Müsbet milliye, hayat-ı içtimaiyenin, sosyal hayatın ihtiyacı dahilisinden ileri geliyor. Yani iç ihtiyaçtan ileri geliyor. Bana soruyor, eskiden meşhur bir hadise vardı. Erzurum'da soruyordu. Özellikle bir kısım milliyetçi arkadaşlar. Hocam bir soru, en meşhur sorumu talep ederler. Nedir? Köprünün başındasın. Yok, galerin başındayım. Ne olacak köprünün başında? İki tane adam düşmüş. Biri Türk, biri Arap veya Kürt. Hangisini önce kurtarırsın? Ya bu defa Kur'an'ın emirleri gereği hangisini önce yetişirsen onu kurtarmam lazım. Ya Müslüman gavur ayrımı bile yapamam yani. Anladınız değil mi? Çünkü hayat kurtarma meselesi bu. Ya sen şeysin, Arapsın, sen bekle de önce bizim Türk'ü kurtarayım. Ondan sonra sıra gelirse sen onu sorun. Ya bu İslam'a aykırı bir defa yani. Soru değil ya. İmkan olursa hepsini kurtarırım kardeşim. Yani meşhur da bu olay ya. Anlatabildim mi? Olmaz bu. Ha ama bir şey diyor ki hocam, senin bütün himmetin efendim işte Türklere. Ne yapayım kardeşim, benim köyüm Türk. Buna da kimse bir şey diyemez yani. Peygamberimizin meşhur bir hadis-i şerifi var. اَلْمَرْءُ يُحِبُّ قَوْمَهُ Kişi milletini sever ama şartlı sever. İslamiyet milleti dahilinde sever. sen şimdi bir şehirde tümüyle Türklerden müteşekkil bir yerde oturuyorsan bütün zekatını mı oraya vermen lazım dinimize göre? Yani bu dahili bir ihtiyaç bu. Teavüne, yardımlaşmaya, tesanüde sebeptir. Şimdi senin zekatın var, yok. Menfi milliyetçi olmamak için illa ben Haiti'ye gideceğim. Gel baba, orada dağıtacağım zekatını. Bu doğru değil ya. Yani. Önce kendi memleketinde, köyündeki muhtaçlara dağıtacaksın. Menfaatli ve kuvvet tahmin eder. Ukuvvet İslamiyeyi, İslamiyet kardeşliğini daha ziyade teyit edecek bir vasıta olur. Şu müsbet fikri milliyet öyle bir tarif ediyor ki, sınırı nedir müsbet milliyetçiliğin? Sınırı şudur. Okuyalım da. Şimdi biliyorsunuz eskiden kaleler vardı. Biliyor musun kaleyi? Sen biliyor musun? Aferin. Ne demek kale? Futbol kalesi değil daha. Ha? Aferin, böyle yüksek yüksek. Hani Diyarbakır'da Sur'da var ya, o da kale sayılır. Çünkü burada da var ya, İstanbul'da kaleler var. Şimdi muhterem, çok özür dilerim. Bir düşman hücum etse, kalenin içindeki hazineleri, biliyorsunuz bütün hazineler kaleden korunuyor. Kalenin içindeki komutanı, kalenin içindeki çocukları, hanımları mı korumaya çalışırsın? Yoksa bizim galabaşları düşmesin diye onları korumaya mı çalışırsın? Anladık değil mi? Çünkü kalenin taşları içerisini korumak içindir. İşte Bediüzzaman bu teşbihi yapıyor, benzetmeyi yapıyor. Müsbet milliyetçilik kalenin taşları ve duvarları gibidir diyor. Ama İslamiyet, Kur'an ve iman içi gibidir, içindeki hazinedir. Eğer siz kalenin taşlarını mücevherlerin yerine taşır, ya zararı yok mücevherleri dışarı atalım derseniz, o zaman üç olursunuz. Çok güzel bir misal. Şu müsbet fikri milliyet İslamiyet'e hadim olmalı, hizmetçi, kale olmalı, zırhı olmalı, yerine geçmemeli. Çünkü İslamiyet'in verdiği hürmet içinde, kardeşlik içinde bir kardeşlik var.
Alemi Bekâ'da da beraber devam edecek. Baki alemde. Alemi Barzıh'ta, kabir aleminde de devam edecek. Öfünde baki kalıyor. Bütün İslam'a aykırı hareket edenler teker teker Barzıh'ta, kabirde, haşirde teker teker sıyrılacak zaten. يَوْمَا تُرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِيهِ O kıyamet haşir gününde, haşir günü. O gün kişi kardeşinden kaçacak. Anasından, babasından kaçacak. En sevdiği hanımından kaçacak. Çocuklarından kaçacak diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için bu hürbet-i milliye sadece milli kardeşlik ne kadar hürbetli olursa olsun onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kalenin taşlarını, kalenin içindeki elmas hazinesini yerine koyup o elmasları dışarı atmak nevinden ahmakçasına bir cinayettir. İşte ey ehli Kur'an olan şu vatanın evlatları, 600 sene değil, belki Abbasiler zamanından beri 1000 senedir Kur'an hakimi bayrakları olarak bütün cihana karşı meydan okuyup Kur'an'ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi Kur'an'a ve İslamiyet'e kale yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz. Müthiş tahaccümatı, İslam'a gelen bütün hücumları defettiniz. Bu tahaccümatı defettiğinizi bir cümleyle açacağım. Çok önemli bir hadisedir bu. Üç örnekle açacağım. Bu tahaccümat ne demek Müslüman Türk milletinin İslam'a gelen hücumları defetmesi? Ben bunu Türk Hukuk Tarihi kitabında ispatla, kaynaklarıyla izah ettim. Eğer Selçuklu ve Anadolu Selçukları olmasaydı şu anda bütün Orta Doğu ve Türkiye Kerramiye, Batıniye ve Şia'nın tesiri altındaydı. Bunu ben söylemiyorum. Batılı ve İslam alimleri diyor ki tabir yerindeyse Cenab-ı Hak çünkü hilafetin merkezi de Mutezile'ydi o zaman. İslam alemi perişandı. Selçuklular hem itikatta hem amelde müstakim olarak, ehl-i sünnetten olarak bütün bu belalara karşı göğüs gelmişler. O bir. İki. Eğer diyorlar Haçlı Seferleri sırasında Anadolu Selçukluları Anadolu'da onlara ben teşkil etmese belki de Mekke-i Mükerreme ve Medine'ye kadar ulaşacaklar. Üçüncüsü de Osmanlı. Onu söylemeye gerek yok. Ta يَعْتِلَّهُ بِقَوْمِينَ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Okudum bunu. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَنْدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَاهِ Ayetine güzel bir masadak, masadak diyor. Ayet kimsenin hakkında nazil olmuş değil. Kim bu ayetteki vasıfların altısını üzerinde bulundurursa o manada doğru çıkmış demektir. Şimdi Avrupa'nın ve Frenk meşrek münafıkların destelerine uyup şu ayetin evvelindeki hitabı. Nedir o? وَمَنْ يَرْتَبَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ Çünkü garanti ve sigorta yok ki. Yani eğer bu vasıfları terk ederseniz bu sefer de ayetin başına mukatap olursunuz. Nedir o başı? Kim bundan dinden yüz çevirirse Allah başka bir milleti getirir. Cenab-ı Hakk'ın orduları çok. Hadisene şu ayetin evvelindeki hitaba mahsadak olmaktan çekinmelisiniz ve korkmalısınız. Cihani dikkat bilhal. Dikkat çekici bir olan, Türk milleti İslami milletler içerisinde en çok olduğu halde dünyanın her tarafında olan Türkler ise Müslümandır. Diğer unsurlar gibi Müslüm ve gayrimüslim olarak iki kısma ayrılmamışlardır. Nerede Türk tayfası varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler Türklükten dahi çıkmışlardır. Macarlar gibi, Yakutlar gibi. Çok enteresan bir olay bu, biliyor musunuz? Onun için bütün Avrupa tarihlerinde Osmanlı İmparatorluğu demezler. Anladın mı? Türk İmparatorluğu derler. Müslüman orduları demezler. Türk orduları derler. Bu ara TRT'ye gelmişti. Çok enteresan bir olay. Röportajını dinledim. Ben de sonra tanıştım. Arnavutluk müftüsü gelmişti. Sen hangi millettensin diyor. Ben diyor Türk'üm. Ben diyor Arnavutluk. Türk'üm olur mu Arnavut diyor ya. Çünkü Türk Müslüman dememiş. tabii ya, tercüman anlamıyor. Ya kardeşim diyor sen diyor ben ısrar ediyorum ya. Türk'üm diyor yani. Olur mu diyor Türk'ten çıkmak diyor. Ama o kadar güldüm ki. Tabii bizim muhatabı çok cahildi. Anlatabildim mi soruyu soran Muhammed? Allah. Bak,
Halbuki küçük unsurlarda dahi hem Müslim hem gayrimüslim var. Ey Türk kardeş, bilhassa sen dikkat et. Uzattık biliyorum. Senin milliyetin İslamiyet'le birleşmiş. Ondan ayırmak mümkün değil. Ayrılırsan mahvolursun. Bütün senin geçmişteki mefakirin İslamiyet defterine geçmiş. Bu iftihar vesilesi olaylar zemin yüzünde hiçbir kuvvetle silinmediği halde sen şeytanların vesveseleriyle desteleriyle o iftihar vesilesi olan hadiseleri kalbinden silme ve bizim bir misafirimiz var. Kalbimizden silmeyeceğimiz tefaddal ahil aziz in ta'rif el-lugha al-arabiyye faqra ma tayassara min el-Kur'an el-Kerim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.
semi'un alim. Sabah.